esas soruya gel. Evet, artık esas soruya gelin. Ben zaten yol yorgunuyum. Bir an önce sorunuzu cevaplayıp güzel güzel uyumak istiyorum. Bu sorunun cevabını kolayca verebileceğini zannetmiyorum hayatım. Ve o cevabı verene kadar rahatça uyuyabileceğini de. Ayşegül, ilk sihir sınavına girmeden önce girmen gereken bir sınav daha var. Daha doğrusu yapman gereken bir tercih. ÖSS tercihi gibi mi? Yani bir sihir seçeceğim ve onun puanını mı tutturmaya çalışacağım? Hayır canım. Yapacağın tercih çok daha önemli bir tercih. Bütün hayatını etkileyebilecek bir tercih. Baban söylemiştir sana eğer annenle karşılaşırsan neler olabileceğini. Evet. Eğer 18 yaşımı doldurana kadar annemle göz göze gelirsek annem bir mumyaya dönüşecek. Ha canım benim. Bayağı hafif ederek söylemiş. 18 yaşına kadar değil hayatım. Ömür boyu. Ne yani? Ben bir daha annemi göremeyecek miyim? Sihirli güçlerini kullanmaya devam ettiğin sürece hayır. Ama ben annemi çok özlüyorum. İşte o yüzden ilk sınavına girmeden önce bir tercih yapmak zorundasın hayatım. Seçimine göre belki de bu sınava girmene hiç gerek kalmayacak. Çünkü bu seçim sonucunda tercih edeceğin şeyi hayatının sonuna kadar yaşamak zorundasın. Ve tercih etmediğin şeyi hayatının sonuna kadar kaybedeceksin. Çok iyi düşün Ayşegül. Çok iyi düşün hayatım. Hangisini istiyorsun? Karar ver. Sihirli güçlerini mi? Yoksa anneni mi? Ne yapacağım ben şimdi? Ya sihirli güçlerimden vazgeçeceğim ya da bir daha ömür boyu annemi göremeyeceğim. Zor bir seçim tabii. Keşke annem normal biri olmasaydı. Keşke sihirli güçleri olsaydı. O zaman bir seçim yapmak zorunda kalmayacaktım. Bunların hepsi babamın suçu. Hop, Ayhan abime laf yok. Çok sevmişti anneni. Ne demişler? Gönül bu. Ota da konar, normal birine de. Bak mesela, sen de Selim'i sevmiyor musun? Hayır canım, saçmalama. Hem biz Selim'le sadece arkadaşız. Biz sadece arkadaşmışız. Bırak bu televole söylemlerini, Ayşegül yemezler. Ayşegül Selim'i seviyor, Ayşegül Selim'i seviyor. Saçmalama Duman. Vursaydın bana. Ayrıca da hislerimiz karşılıklı. Biliyor musun, benim için ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Ayşegül dedi, sen dedi... Benim için dedi. Sonra ne dedi? Sonra ne dedi? Sonrası yok. Allah iyiliğini versin kız. Hepsi bu mu? Bence sen benim için inek sağar mısın? Canım süt çekti diyecekti. Hayır, öyle bir şey demeyecekti. Benim için çok değerlisin diyecekti. Kesin süt sağar mısın diyecekti. Hayır, benim için çok değerlisin diyecekti. Madem annemi göremiyorum, en azından ona mektup göndereyim. Onu ne kadar çok sevdiğimi ve özlediğimi söylemenin tek yolu bu. Evet, şimdi bu sihirli mektubu uçakla gönderelim. Kızım sen deli misin? Yavrum bu ne bu? O mu? Ya hayret bir şey Ferit amca. Üzerinde şu kıyafetle benim balkonumdan tırmanıyorsun. Sonra da bana deli misin sen diyorsun. Bu ne bu? Mektup. Hani bunun pulu? Yok. Yok. Niye yok? Çünkü normal insanlara pulsuz mektup gönderilmez. Of of. Ya peki şimdi ben annemi göremeyecek miyim? Ona mektup gönderemeyecek miyim? Ne yapacağım ben şimdi? Hatta... Yavrum, yarın sabaha kadar bir seçim yapmak zorundasın. Ya sihirli güçlerin, ya annen. Sıkma canını hayatım böyle ama bak ben sana söylüyorum. Ben senin babanla konuştum, beni dinlemedi. Selda'yla konuşuyorum, o da dinlemiyor. Dilaver, normal. Selda ne yapacak? Onunla evlenecek. Sonra olacak, normal olarak çocukları olacak. O çocuk normal olunca, normal olarak Dilaver'le karşılaşacak. O
O zaman Dilaver ne olacak? İkinci Ramses gibi mumyaya dönecek. Tabii daha önce ben onu yakalayıp mumyalamazsam. Sabaha kadar vaktim var. İyi düşün kız. Üzülme. Ne yapacağım ben şimdi? Ya sihirli güçlerimden vazgeçeceğim ya da bir daha asla annemi göremeyeceğim. Lütfen Selda. Hayır, olmaz Duman. Bak, yalvarıyorum. Hayır Duman, olmaz. Seni Kuşadası'na tatile falan gönderemem. Of of, insanlık ölmüş ya. Geldi. Ay. Kilosu hayır Duman, olmaz. Ah, ah Melda. Kızım, yavrum. Hoş geldin anneciğim. Bebeğim benim. Ah Selda, kızım. Ay canım, anneciğim benim. Yavrum. Ay çok özledim. Ah torunum, canım torunum benim. Şey Selda, al şu kedi torunumun elinden. Bir rahat rahat sarılayım. Biliyorsun bakalım, alerjim var. Ah, hoş geldin canım babacığım. Yavrum benim. Canım torunum benim. Nasıl da babasına benziyor. Orhan nerede? Ay nasıl özledim küçük oğlum bir bilseniz. Gözümde tutuyor vallahi. Buradayım anne. Hani nerede? Burada Selda'nın kucağında. Ah, Orhan bu ne hal? Ya bir an gaza geldim, dünyayı ele geçirmeye kalktım. Ferit de beni 100 yıl kedi olmaya mahkum etti. Orhan, sen hayatımda gördüğüm en sorumsuz, en yaramaz, en bencil insansın. Ve gördüğüm en sevimli, en tatlı, en şirin kedisin. Öyle miyim? Dur bir sana sarılayım. Sarıl bana anne. Nasıl korktum bana sarılmayacaksın diye. Ah canım. Ah biricik oğlum benim. Kedi de olsan, kirpi de olsan sarılmaz mıyım ben sana? Ah canım. Şey. Pardon ya, alerjim vardı senin kedilere. Ama boş ver. Oğluma kavuşmuşum. 3-5 hapşırın lafı mı olur? Ah, canım. Hadi anneciğim gel. Hadi yavrum gidelim evladım. Ah canım. Ayşegül'den Deli Ferit'e. Ayşegül'den Deli Ferit'e. Şu anda size cevap veremiyorum. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Bip. Deli Ferit, ben kararımı verdim. Kararım... Yavrum bir duşa sokmadın insanı. Verdin mi kararını? Sihirli güçlerini mi seçiyorsun yoksa anneni mi? Ya ben sihirli güçlerimi çok seviyorum. Demek ki sihirli güçlerini seçiyorsun. Güzel. Yok, hayır ben annemi seçmeye karar verdim. Çünkü onun değerini daha çok anladım. Demek ki anneni seçiyorsun. Güzel. Evet. Her zaman, daima, sonsuza kadar. Demek ki sihirli güçlerini seçmiyorsun. Her zaman, daima ve hı-hı, sonsuza kadar. Evet. Uzat yavrum ellerini. Ne oldu yavrum? Betül benzin attı, yoğurt gibi oldu suratın. Evet. Kendimi çok mutsuz, halsiz ve depresyonda hissediyorum. Abartma yavrum. 16 yaşında normal bir Türk kızı oldun işte. Şimdi senden rica etsem beni annemin yanına yollar mısın? Derhal acemi cadı. Yer saçların lüle lüle, Ayşegül sana güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.